Merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. İyi Nasılsın? akşamlar. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş girmeye başladılar. Dilerseniz bir giriş yapalım. Ondan sonra da Seste bir sıkıntı sorularınızı mı var? Öncelikle onu sorayım. Seste şu an bir sıkıntı yok. Sadece görüntü biraz piksel ama o da çok sorun değil. Anladım. İlk baştaki ses biraz kesik kesik geldi bana da o yüzden sordum ama bende de sıkıntı yok şu an. Tamam. O zaman başlayalım. Evet, iyi akşamlar basketbol severler. Ben Basketball Wolf'un yazarı İrem Çalışkan. Bugün de yeni bir canlı yayında sizlerle karşınızdayız. Ve bugünkü konuğum Size of Sports'un kurucu ortaklarından ve aynı zamanda kondisyoner Serkan Karayel. Öncelikle tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş Nasılsınız? bulduk. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Dilerseniz ilk sorumuzla başlayalım. Seyircilere kendinizden biraz bahseder misiniz? Ben 81 doğumluyum. Başkent Üniversitesi'nde spor bilimleri okudum. Sonra Çapa'da egzersiz fizyolojisi yüksek lisansı yaptım. Şimdi de Science of Sports'ta fiziksel gelişimle ilgili çocuklar için ve yetişkinler için de fiziksel sağlıkları ile ilgili değerlendirmeler yapıp egzersiz programı çıkartıyoruz. Düzeltici egzersiz programları veriyoruz. Spor bilimleri alanında çalışıyorum. Asıl uzmanlığım fizyoloji ama bu dönemde ağırlıklı olarak dediğim gibi anatomik ve biyomekanik yapı ile ilgili çalışmalar yürütüyorum. Peki. Bu şeyde giderken basketbolla yolunuz nasıl kesişti? Yani bu yolda giderken? Ben ilk aslında atletizmle başladım. Büyük bir kulüpte. Daha sonraki süreçte basketbolu da seviyordum ama atletizmde bir sporcu olmak istiyordum. Atletizmde sporcu olamayacağımı anladığım zaman basketbola başladım. Basketbol oynamaya başladım. Genç takım civarlarındaydı. Genç takımda başladım basketbola. A takım seviyesinde de birkaç sene oynadıktan sonra basketbolda antrenör olarak sporcu yetiştirmek için devam etmeye karar verdim. Ama daha sonraki süreçte kondisyonerlik yapmaya başladım. Çünkü orası daha önemli olarak gözüktü bana. İşte biraz geç olsa da basketbol dediğim gibi genç takımda başlayıp o zamandan beri bu zamana kadar parça parça ilgileniyorum hala basketbolla. Peki şöyle bir şey olabilir miydi? Belki de hani antrenörlükten başlamışsınız. Antrenörlükte devam edip bir kondisyonerle nasıl diyelim iletişim kurmak, beraber bir şeyler programlamak yerine neden direkt kondisyon? Şimdi ben ilk başladığımda A takım seviyesinde başladım. Amacım da biraz idealist olarak başladım. Sporcu yetiştirmek istiyordum. Bu dönemde şunu fark ettim. A takım seviyesine gelmiş insanlarda bir şeyleri düzeltmek artık imkansız gibi bir durum var. Ve bunlar da genellikle kondisyon çalışmalarından kaynaklanıyor. Ben de dediğim gibi idealist olarak başladığım için bu konuları düzeltmek adına kendim çalışmalar yapmak istiyordum. O yüzden kondisyona yöneldim. Kondisyon kısmına yöneldim. Aslında yani dediğim gibi antrenör olarak devam edip bir ekip içerisinde çalışabilirdim ama ülkemizde zaten birazdan da konuşuruz yani konu oralara da gelir. Zor biraz ekip olarak çalışmak. Ben çoğunlukla kendi işimi kendim yapma yönünde ilerlemeyi tercih ettim. O bakımdan da aslında kondisyon değil, fizyoloji çok daha önemli gözüktü bana. O yüzden fizyolojiye yöneldim ben de. Şimdi genelde antrenörler arasında özellikle üst düzey antrenörlük yapmış basketbol insanları arasında çok duyuyorum. Hani genelde geçmişte kondisyon evet o kadar belli bir öneme sahip değildi. Daha çok teknik, taktik bir tık daha önemli gibi gözüküyordu. Ama şimdi basketbol çok dinamik bir spor ve gittikçe de ilerledikçe de dinamizmi artıyor. Yani herhalde en dinamik olanlardan bir tanesi de basketbolun kendisi. Dolayısıyla burada biraz daha önem ortaya çıkıyor. Bir yandan da bu işin bu iş bilimsellik de içerdiği için bilimsellik de önemi çıkıyor. Ama burada şöyle bir şey var. Biz bunu daha yeni keşfediyoruz. Bu bilimselliğin önemini diyeyim daha doğrusu.
Ve yavaş yavaş işte kondisyonerlerle çalışmanın önemi vurgulanıyor ama sizin de dediğiniz gibi hali hazırda henüz tam bir oturmuşluk böyle çalışmalar evet yavaş yavaş ama hala benim göre kontrol tamamıyla hala antrenörlerin elinde. Kondisyoner biraz daha yardımcı anda kalıyor. Bunları daha sonra tekrar vurgulayacağım diğer sorularda. Ben biraz daha Science of Sport diyorum. Science of Sports'un kurucu ortaklarındansınız ve kuruluş hikayesini hem de yolun başında işte Science of Sports'u kurarken ne gibi hedefleriniz vardı? Bunların ne kadarına ulaştınız? Onları sormak istiyorum. Science of Sports aslında çok uzun bir süreç sonunda kuruldu. Ben dediğim gibi biraz idealist başladım. Sporcu yetiştirmek istiyordum uluslararası seviyede. Bunun için ilk başta antrenör olmayı denedim. Antrenör olarak az önce de söylediğim gibi olamayacağını anladım. Çünkü konu temelinde fizyolojiyle ilgili. Az önce söylediğim gibi bizde kondisyonerlik ya da kondisyonla ilgili işler yeni yeni değer görüyor ama aslında sporun temeli kondisyonla ilgili işler. Yani bir sporcunun şu tekniği basketbol açısından söylüyorum. Ne kadar iyi olursa olsun o şutu üst üste devam ettirebilecek kapasitede bir kondisyonu olmadığı zaman olmaz yani. Maçın 5 dakikasında yorulan bir sporcu, maçın sonunu getiremeyen bir sporcu başarılı olamaz. Şimdi bu süreçte daha sonradan fizyolojiye yöneldim. Birçok takımda çalıştım. Altyapılarda çalıştım. Özellikle tercih ederek çalıştım ki ülkemizde altyapılarda çalışmak çok zor. Maddi konulardan dolayı çok zor. Çünkü çok düşük maaşlar veriyorlar. Belli bir yaşa geldikten sonra hayatı idame ettirebilmek için oralarda çalışmak zor olmasına rağmen ben birkaç işi bir arada devam ettirerek altyapılarda çalışmaya çalıştım. O da olmayınca bir proje hazırladım. Bu projeyi işte farklı kurumlara, kulüplere sundum. İşte sporcu yetiştirmek için bunları yapmak gerekiyor, bu yolları izlemek gerekiyor diye. Olmadı. Daha sonradan da bu projeyi hayata geçirmek için farklı yollar denedim. Hastanelere gittim, üniversitelere gittim. En sonunda bir tane yatırımcı buldum. Kendisi inandı projeye. O projeye inanması sonucunda da Science of Sports'u kurduk. Science of Sports'u kurmadaki amacımız şuydu. Çocukları sağlıklı gelişimlerini sağlayıp antrenman bilimleriyle ilgili eksiklikleri tamamlayıp hizmet vermekti. Bizim programımız içinde de sadece şu yoktu. Bir salon yoktu. Bir antrenör yoktu. Ve sporcu yoktu. Çünkü bu her yerde olan şeyler. Biz bunlara ek olarak işte bir fizyolog, fizyoterapist, diyetisyen ve pedagogla beraber bir program hazırladık. O programla birlikte eksik kalan kısımları tamamlamaya çalıştık. Bu eksik kalan kısımlarda işte antrenman bilimleri içerisinde antrenman programlaması, bunun için antrenör eğitim desteği, bizde çok gereksiz görülen ve sadece yetenek seçmek için yapılacağı düşünülen test prosedürü, bu test prosedürlerin yorumlanması ile ilgili yazılım kurup organizasyon yapmaya başladık. Science of Sports kurulalı yaklaşık 3-4 yıl oluyor ama hikayesi 1996 yılına dayanıyor. Aslında 24-25 yıllık bir sürecin sonucu ortaya çıkmış bir kurum diyebilirim. Harika. Yani aslında çok uzunca bir emek vermişsiniz ve bunun sonucunda bir yerlere geliyorsunuz. Ama burada şöyle bir şey de sormak istiyorum. Şimdi projeyi sunduğunuz yerlerden bahsettiniz. Siz Emin kabul edilmemesinin ya da bu kadar engelle karşılaşmasının sebebi nedir? Şimdi çok açık cevap vermek istemiyorum bu soruya. Çünkü biraz sıkıntılı bir konu. Ama sadece şunu söyleyeyim. Bir örnekle anlatayım. Mesela basketbolla ilgili konuşuyoruz bugün. Basketbol Federasyonu'na sunuma gittim. Anlattım uzun uzun. Biz neden sporcu yetiştiremiyoruz? Sporcu dünyada nasıl yetiştiriyorlar? Ne gibi çalışmalar yapıyorlar diye. Şunu söylediler cevap olarak. Şimdi sen işte Yunanistan milli takımının gardına test yapsan çocukken buna sporcu olmaz derdin. Çünkü şundan dolayı bunu söylerdin.
Gardı çok hızlı değil, çok yükseğe sıçramıyor, çok atlet değil diye yaklaştı. Ama şöyle bir durum var. Benim yapmaya çalıştığım şu, bir insanın potansiyelini maksimum seviyeye çıkarmaya çalışmak. Bu çalışma yöntemi de test edip eksiklikleri ne, sıkıntıları ne, problem olabilecek engelleri ne, iyi tespit edip o engelleri ortadan kaldırmak. Bizde bu iş maalesef sadece yetenek seçimiymiş gibi görülüyor. Yani bizde o bilinç yok. Spor bilimleri kültürü yok. Spor bilimleri çalışma geleneği yok. Bir kere her şey teknik taktik değil. Teknik taktik en son aşamadaki konu. Çünkü teknik taktikten önce herkes bu işle ilgili bireysel 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 diyor. Ama bireysellik içinde teknik taktik sayamayız yani. Bir bireyi birey yapan şeyler anatomik yapısı, biyomekanik yapısı, fizyolojik yapısı, psikolojik özellikleridir. Bunları düzeltip aslında üzerine teknik taktiği koymak gerekiyor. Bizdeki konu teknik taktikte sınırlı kalıyor. Yani anatomiden anlayan, biyomekanikten anlayan, fizyolojiden anlayan, psikolojiden anlayan. Bir de ben bunları ayrı ayrı başlıklar olarak sayıyorum ama bunlar aslında tek bir şey. Bunlar birbirinden ayrılmaz bir bütün. Yani bir anatomik yapıyı zaten biyomekaniği oluşturuyor. Bir anatomik yapı, biyomekanik beraber zaten fizyolojik kapasiteyi sergileyebilmeyi sağlıyor. Bunların hepsi psikolojiden etkileniyor. Yani bireysel özellikler çok eksik bizde. Sadece konu teknik taktikmiş gibi gözüküyor. Ondan dolayı da olmuyor. Ya da o görüşmeler yaptığımda da olmadı. Tabii farklı kaygılar da var. Maddi kaygılar var. Yani olduğu konumu kaybetme kaygıları var. Az önce girmek istemiyorum dediğim konular aslında onlardı. Ama bunlar haricinde dediğim gibi bizde bir bilimleri, kültürü, bilinci de yok. Ne olduğuyla ilgili fikir de yok maalesef. Bu kadar. Şöyle zaten biraz daha genele yayacağım. Çünkü şöyle söyleyeyim, işte bilimsel bir şeyden bahsettiğimiz zaman basketbol değil, sadece normal hayatta bile bu konuda konuşma yaptığımız zaman genelde bir ne diyelim engelle karşılaşıyoruz. Karşı tarafın zaten alt engeli oluyor. Kendince bir doğrusu oluyor. İşte daha önce de bir yayında söylediğim şey, bir doğrusu varken o ekstra başka bir doğru kabul etmek istemiyor. Ya da yenilikler ona o kadar böyle karmaşık geliyor ki. Yani ben buna acaba adapte olabilir miyim, yoksa insanların karşısında hani tabiri caizse rezil mi olurum diye bir korku oluştuğu için zaten geri çekiliyor. Dolayısıyla daha biz baştan kaybediyoruz. Bunun yanında şöyle de söyleyeyim. Mesela işte bir araştırma yapacağım, atıyorum. Ben bir işte basketbol insanı olarak araştırma yapmak istiyorum. Sadece teknik taktik değil. Mesela ben antrenör değilim. Dolayısıyla sadece yani teknik taktikten ziyade işte sizin dediğiniz gibi fizyoloji, psikoloji, yani zihinsel, duygusal arada öğrenmek kaynak yok. Yani benim Türkiye'de bulduğum ya da bulmaya çalıştığım bütün kaynaklar ya gerçekten ağır bir de bilimsel tezler, belki işte daha böyle ne diyeyim genelde ders kitapları veya yabancı kaynaklar. Tabii en çok da yararlandığımız şey yabancı kaynaklar. Yani biz sadece işte basketbol anlamında değil, ülke olarak da biraz bu konuda geriden geliyoruz. Hala bu algıyı aşamıyoruz. Dolayısıyla da İş spesifik basketbol kısmına geldiğinde engellerle karşılaşmamız normal. Ama bir yandan da şunu da zaten ilerleyen kısımlarda tartışmak istiyorum. Biz bu kısmı nasıl aşabiliriz? Madem ileri ya da elit seviyede nitelikli oyuncu yetiştirmek için bu engelleri nasıl aşacağız? Onu da konuşacağız. Ben dördüncü Burada soruya devam bir etmek istiyorum. virgülle bir şey söyleyeyim. Ben genellikle bilimsel çalışma diye bahsettiğim zaman ben bilime inanmıyorum diyenler de oluyor. Ama bilim bir inanç meselesi değil yani. Bilim neden sonuç ilişkisi içerisinde yani cevap bulmaya çalışmak. O cevabı da en doğru şekilde bulmaya çalışmak. O yüzden bizde çok büyük sıkıntılar var o konuda.
Yani beynin ne Gerçekten. olduğu ile ilgili, temelinde ne olduğu ile ilgili büyük sıkıntılar var. Bilimin ne olduğunu, ne yapmaya çalıştığını anlamayla ilgili sıkıntılar var. O sebeple de zor yani bizde. Birçok iş çok zor. Şöyle atıyorum, yani evrenin bir matematiği var atıyorum. Bir düzen içerisinde işliyor. Ve insan denen varlık bunu algılasa da algılamasa da o işleyişini devam ettiriyor ve bu kurallar içerisinde hareket ediyor. Şimdi sizin dediğiniz gibi inanç meselesi değil. Çünkü inansa da inanmasa da bu olay devam edecek. Önemli olan işte bunu kabullenip, bunu algılayıp ki en zor, işte üstüne basa basa söylüyoruz. En zor kısım bu. Bunu algıladıktan sonra işler daha kolaylaşıyor. Niye? Çünkü bu sefer işte ben bu işi başarmak için ne yapmalıyım dediğimiz anda, bu soruyu sorduğumuz anda bilimsel olarak işte şunlar şunlar yapılmalı, şunlar şunlar yapılmalı. İşin bu kısmı biraz daha kolay oluyor. Ama bence bu algıda, işte bu algı tıkanması neyden kaynaklı? Çünkü ülkemizde eğitimde bir tıkanma var. Dolayısıyla bu da insanların bilgi alışında, bilgiyi işlemesinde bir sorun yaratıyor. Tabii bunun yanında ona yetiştiği çevreden gelen bir algı yüklenmesi var, bir ne diyeyim, bilgi yüklenmesi var. Dolayısıyla da onu karşı tarafa yansıtıyor. Evet. Peki bir sonraki soruya geçiyorum. Kondisyonun spordaki önemi ve ülkemizde sporun geneli olarak, sadece basketbol değil, kişiye ve branşa göre ne kadar doğru uygulandığı konusunda neler söyleyebilirsiniz? Şimdi kondisyon dediğim gibi bütün işlerin temelinde olan konu. Herkes, her sporcu için kondisyonu optimum seviyeye çıkarmak önemli bir konu, branşı açısından. Mesela 100 metre koşucusunun çok süratlenebiliyor olması lazım, süratli olması lazım. Dayanıklılık koşucusunun çok bir aktiviteyi uzun süre, çok uzun süre devam ettirebiliyor olması lazım. Basketbolda da aynı şekilde 40 dakika boyunca yüksek tempoda ve çok fazla efor sarf ettiren işleri arka arkaya yapabiliyor olması lazım. Şimdi bu düşük olduğu zaman işleri devam ettirebilme kapasitesi azalıyor. O yüzden teknik taktik az önce de söylediğim gibi 5 dakikada 10 dakikada yorulan bir sporcunun başarılı olma ihtimali yok. Ve gene az önce söylediğim gibi aslında bütün hepsi bir bütün. Hepsi bir bütün. Yani kondisyon da çok önemli, teknik taktik de önemli, anatomik yapı da önemli, fizyolojik kapasitesini kullanabilme seviyesi de önemli. Ama ben en başta açılışta da söylediğim gibi bana en önemlisi kondisyon gibi geliyor. Hepsi birbirinden ayrılmaz bir bütün tabii ama eğer bir işi devam ettirebilme kapasitesi yoksa bir sporcunun oynayabilme kapasitesi de çok düşük oluyor. O bakımdan en önemli faktörlerden bir tanesi kondisyon. Sorunun içinde ek bir soru daha vardı galiba sanıyorum o kısmını hatırlayamadım. Yani şöyle, kişiye ve branşa göre ülkemizde uygulamalar ne kadar doğru? Bunu da sormak istemiştim. Şimdi kondisyonun şöyle bir durumu var. İnsanın bireysel olarak potansiyelini arttırmaya çalışıyorsunuz. Ve bu potansiyeli arttırmak için de branşa uygun tabii bir yüklenme veriyorsunuz. Aslında o yüklenme insanı geliştirmiyor. O yaptığınız yüklenmeye göre dinlenme geliştiriyor. Çünkü yüklenmek demek ya da antrenman yaptırmak demek vücudu yıpratmak demek. Yani vücudu yıpratıyorsunuz belli bir seviyede kontrollü bir şekilde. Vücut kendini daha iyi yeniliyor. Seni öldürmeyen yara kuvvetlendirir gibi. İşte siz bir yüklenme yapıyorsunuz daha iyi in diyor. Kuvvetlenme yapıyorsunuz daha iyi in diyor. Şimdi burada iki tane konu var bizde eksik olan. Birincisi bir insanın potansiyelini yüklenebilirlik seviyesini tespit edebilmek için test etmek gerekiyor. Bizde o test konusu yok, uygulanmıyor ve gereksiz görülüyor. İkincisi en başta söylediğim gibi insanın potansiyeline göre yüklenme yapmak gerekiyor. Ve bu potansiyel bir tane. Örnek olarak X sporcusu diyelim. Bu X sporcusunun arabanın benzin deposu gibi düşünelim bunu. Ve bu benzin deposu kendi kendine doluyor olsun.
buradan Ankara'ya kadar gidebiliyorsa, yani yüklenme açısından, o depoyla buradan Ankara'ya kadar gitmesi lazım. Sonraki süreçte depoda olana kadar dinlenmesi lazım. Ama bizde o da yok. Yani biri buradan alıyor Ankara'ya götürüyor. Öteki Ankara'dan alıp Antalya'ya götürüyor. Diğeri Antalya'dan alıp tekrar İstanbul'a döndürüyor gibi çok aşırı yüklenmeler oluyor. Bizde iki bakımdan da olmuyor. Ha, bunu neden söyledim? Şimdi basketbol antrenmanıyla kondisyon antrenmanı aslında birbirinden ayrılmaz konular. Şimdi basketbol antrenmanında dediğim gibi buradan Ankara'ya kadar gittiyse orada kondisyon yapmaması lazım. Yani tekrar geri dönecek kadar dinlenmesi deposunun dolması lazım. Ama bizde öyle bir konu olmuyor. Yani iki bakımdan dediğim gibi bizde çok büyük eksik var. Bir tanesi sporcuyu değerlendirip yüklenebilirlik kapasitesini tespit etmek yok. İkincisi o kapasiteye göre uygulama yok. Yani bir birlik yok. Bizden de o yüzden sporcu çıkmıyor. Biz şeylerin yüksek potansiyelli sporcu olabilecek çocukların çoğunu 15-16 yaşında kaybediyoruz. Bunu da şundan dolayı söylüyorum. Şöyle düşün. Sporcuyu antrenman adedi olarak düşün. Şimdi ben bir tanesi bile yanlış diye anlattım şu an. O bir tanesi haricinde çocuk çok yetenekli olduğu için bir üst takımla da oynuyor. Sen de oynadığın takımlarda bunu görmüşsündür. Bir üst takım haricinde kondisyon çalışmaları yapıyor. Onun haricinde özel çalışmalar yapıyor. Onun haricinde ceza çalışmaları yapıyor. Hepsi yüklendiği zaman sporcunun sakatlığa gidiş yolu açılıyor. Yani performans yolu değil, sakatlık yolu açılıyor. Ben şimdi şöyle bir örnek vermek istiyorum. Gerçi biraz daha geçmiş bir örnek olacak ama atıyorum. Ben oyunculuk zamanımda işte belki işte 10 sene falan gene o yani biraz daha az, 10 seneden az. Şöyle sadece bir antrenörle çalışmalarımızı yapıyoruz. Fakat işte ne tarz çalışmalar? Hani bu en çok duyduğumuz şeylerden bir tanesi de basketbolun içinde olan patlayıcı güç vesaire. İstasyonlar yapılıyordu. Bunun dışında işte zaten hata kabul edilmiyor. Yani, işte hata mı yanlış mı? Burada bir şey yapıyorsunuz ve onun için, antrenör için belki de yanlış oldu. Şöyleydi, ceza idmanı yapıyorduk ama bu ceza idmanı neredeyse 3 hafta sürdü. Yani bir takım arkadaşlarım aslında 3 hafta dinlendik mi? Bence eve gitsek bile bir dinlenme olduğunu sanmıyorum. Sürekli line drill'ler, işte git geller, zıpla vesaire. Hani o kadar zordu ki. Sadece şey olarak değil, fizyolojik olarak değil, mental olarak da gerçekten çok zor dayanması. Onun dışında işte maç oluyor. Atıyorum yendiniz, tamam ertesi güne dinlenebilirsiniz. Yenildiniz, hayır yarın idmana geliyorsunuz. Ya ceza idmanı olabilir, ya top idmanı olabilir vesaire. Yani bir şeyler hep ceza üzerinden hareket ediyordu. Bunun dışında hani işte takımda yani bir ekip çalışması yoktu. Yani sadece antrenör, bir de masör. Yani bunun dışında hani ekip olarak görebileceğim bir şey yoktu. Bunlar sonradan biraz daha ileriki zamanlarda altyapı için ortaya çıktı. Ha gene her takım için olmadı bu. Kaynakları olan takımlar için ortaya çıktı. Yani hala daha bildiğim kadarıyla bu tarz bir ekip olması zorunluluk değil. Yanlış mı biliyorum? Yok, yanlış bilmiyorsun. 10 yıl önce dedin de yok, günümüzde hala aynı. O yüzden sırıtıyorsun biraz. Şu anda çok değişen bir şey yok. Biz az önce söyle, ben pardon. Kaynağı olanlar gene bir şeyler yapıyor ama bu sadece göster. Yoksa hakikaten işte kaynağı olan kulüpte bir var mı? Bu da mesela olanla olmayan arasında bir yaratıyor mu? Yani fark yaratıyor mu? Ne diyelim, adaletsizlik yaratıyor mu?
Yaratıyor olabilir normalde ama ben o konuyla ilgili devamlı hep bir örneği veriyorum ve çok bariz de bir örnek bence. Şimdi bizde en fazla kaynağı olan iki tane takım şeyde karşı karşıya geldi Euroleague finalinde. Ve bu iki takım altyapıda en çok şampiyonluk kazanan takımlar. Genç takım seviyesinde. Yani genç takım ne demek? A takımın bir adım öncesi demek. Yani bu çocuklar bir adım sonra A takıma çıkacak demek. O çocuklardan hiçbiri kendi takımlarında yoktu. Yani orada Türk oyuncu bile yoktu. Geçtim onu. Yani bir tane kadroda Türk oyuncu vardı. O da bütün turnuva boyunca 2 dakika 58 saniye mi ne öyle bir şey süre almış. Şimdi bizde Türkiye'de kaynağı yüksek olarak görülen takımlar aslında daha çok sıkıntılı olan takımlar. Yani bunu çok açık ve net olarak söyleyebiliyorum. Çünkü kaynak çokluğu demek antrenman saati çokluğu demek anlamına geliyor. Çünkü kendi tesisi var, kendi organizasyonu var ama planlaması yok. Bir eğitim sistemi yok. Bu eğitim sistemi sadece büyük olan takımlarda yok değil. Türkiye'de hiçbir yerde yok. Şimdi ben fizyoloji okudum. Çapa Spor Hekimliği gibi bir yerde. Oranın zaten derdi değil çocuk gelişimiyle ilgili bir şey anlatma. Bunun dışında Başkent Üniversitesi Spor Bilimleri bölümünde okudum. Oranın dertlerinden biri olması gerekiyor ama orada da yok. Mesela federasyonun yaptığı kurslara gittim, orada da yok. Ya da özel kurslara gittim, orada da yok. Şimdi antrenman yaşa, cinsiyete göre çok değişiklik gösteren bir şey. Onu da şöyle anlatayım. Mesela sofrada yediğin yemeğin hikayesi aslında bir tohumun tarlaya atılmasıyla başlıyor. Altyapı o tohumun tarlaya atıldığı yer. Şimdi yemeği pişirmekle bir tohumu ekip yetiştirmek çok başka şeyler, çok farklı şeyler. Bizde yani Türkiye genelinde tohumu alıp yetiştirmek, onları toplamak, pazara göndermek, pazardan satın almak ve onu evinde yemeğe çevirmekle ilgili kısım tamamen yok. Olmadığı için de hiçbir yerden bir şey olmuyor. Şimdi şöyle bir durum var. Bizdeki sportif başarıyı yani spor 2 sene önce, 5 sene önce, 10 sene önce başlamış bir şey değil. En azından şu an kanalın basketbol ile ilgili ağırlıklı olarak konuşuyoruz. Bu ülkede basketbol federasyonu 1959 yılında kurulmuş. Ya da 58 tam hatırlamıyorum. Yani kurulalı 60 yıl geçmiş neredeyse. Ama sonuçlarına baktığımız zaman dediğim gibi en büyük başarı ilgili duruma baksan Euroleague yarı final oynamak. Kadrolara bakıyorsun. Bir tane bile Türk oyuncu yok. Yani bu büyük bir sıkıntı bizim açımızdan. O yüzden bizde imkanların yüksek olması aslında avantaj değil. Bir dezavantaj. Yani yetiştiremediğimiz çok açık ve bariz ortada. Bir de şey az önce şeyi söyledin ya fizyolojik olarak değil mental olarak da zordu diye. Yani aslında mental olarak zor olması fizyolojik olarak zor olmasından kaynaklanıyor. Az önce konularla ilgili bahsederken söyledim ya bunların hepsi bir bütün diye. Moral bozukluğu performansı düşürür. Fizyolojik yorgunluk da psikolojik motivasyonu düşürür. Yani hepsi birbirinden ayrılmaz konular. Bizde mesela sen de oyunculuk yaptın, ben de yaptım. Antrenörlerin çocuklara davranışlarını genel olarak düşün. Onları motive edici, destekleyici, gelişimlerine katkıda bulunucu mu? Yoksa devamlı azarlayan, aşağılayan, yoksa yani psikolojik olarak sıkıntı yaratacak modda mı? Yani İkinci. ben Cafer Ay'a maç izlemeye gidiyordum bir süre. Gitmemeye başladım. Çünkü herkes A takım antrenörü gibi. Kafada board kıran, duvarları yumruk atan, çocuklara tekme atan. Yani şimdi aslında dediğim gibi yani şey bu ülkede genç takım olarak ya da yıldız takım olarak namağlup olmuş, namağlup şampiyon olmuş takımlar var. Yani ben biliyorum olduğunu. Şunu da biliyorum. 20 sayıdan az fark atarlarsa ceza antrenmanı yaptıklarını da biliyorum. Yani şimdi böyle bu yani çocuk az önce söylediğim gibi çocuk yetişkinden çok farklı. Yani tarlada ekeceğin tohum sofradaki yemekten çok farklı. Yani o yüzden bizde bu konularla ilgili çok fazla eksik var.
Science of Sports'la ilgili de bunları düzeltmeye çalıştık biz. Şunu söyleyeyim ben sana. Birkaç tane takımla ya da kurumla çalışma yapabilmişizdir. Olması gerektiği gibi. Sence? 1, 2, 3, 5, 10, 20. 5 falan. Ben söyleyeyim. 0. Yani ölçüm yaptığımız takımlar oldu ama olması gerektiği gibi 4 dörtlük çalışma yapabildiğimiz takım sayısı 0. Aslında bu ne kadar eksik olduğunu gösteriyor bu konuların. Şimdi baktığın zaman bizim elimizde fizyolog vardı. Yani çocukların fizyolojik gelişiminden anlayan biri vardı. Fizyoterapist vardı. Çocukların anatomik bozukluklarından anlayacak biri vardı. Pedagog vardı. Çocukların gene psikolojik durumlarını analiz edecek. Onların işte iletişimin nasıl kurulması gerekiyor, ne anlar konusunu anlayacak biri vardı. Diyetisyenimiz vardı. Yani çocuklar işte nasıl beslenmesi gerekiyor üzerine eğitim, danışmanlık verecek. Ayrıca antrenörlük eğitimi de vardı. Antrenörlük eğitimi de şöyle vardı. Edindiğimiz gerçek verilerden yani çocukların durumu üzerine eğitim vardı. Bakın çocuklarda bu sıkıntılar var. Bu sıkıntıların temel nedenleri de bunlar. Bunların oluşmaması için, oluşanların da çözümü için bunlar yapılması gerekiyor diye hizmetimiz vardı. Yani bunu olması gerektiği gibi A'dan Z'ye aklına gelebilecek her kurumla yapamadık. Yani aslında ne kadar eksik olduğunu Türkiye'nin buradan belli oluyor. Aslında bunu benim yapmam gerekmiyor. Bu olması gereken bir şey. Şimdi İngilizce var, kaynak çok az diye söyledin ama aslında o da şu an çok geçerli bir şey değil gibi geliyor bana. Şundan geçerli gibi değil geliyor. %100 tam olarak çevirmese de her internet sitesi bir aplikasyonla Türkçe'ye çevrilebiliyor. %100 anlaşılmasa bile yani bir tuşa basıp kaynak, bilgi çok ulaşılabilir düzeyde. Bizim aslında biraz daha çok fazla idealist çalışmaya çalışıyordum ben. Yani bu işleri kesinlikle kökünden düzelteceğim diye çok uğraşıyordum. Ama sonra bir ara şunu fark ettim ve düşüncelerim çok fazla değişti. Şimdi benim yapmaya çalıştığım şey bu ülkedeki spor bakanlığı için ve federasyonlar için bir cümlelik bir şey. Ya da bir anlık kararlılık bir şey. Bu işi düzeltelim, bu işin düzgününü yapalım diye. Şimdi benim 22 yıl boyunca uğraştığım şeyi o kurumlar bir saatte organize edebilir. Benden çok daha iyi uzmanlar bulabilirler. Alanında başlık başlık uzmanlık bulup çözebilirler. Ama öyle bir şey yapılmıyor. Ben samimi de bulmuyorum yapılan şeyleri, çalışmaları ya da yaklaşımları. Çünkü dediğim gibi asli görevlerinden çok uzak ve bihaberler. Çünkü öyle bir kaygı yok yani Türkiye'de. Şöyle ben biraz daha baştan alacağım. Hani dediniz ya işte mesela 20 sayı fark olduğunda bile ceza alıyor. Yani bir örnek daha size. Karşı taraftaki takım işte sizin algılarınıza göre sizden daha düşük bir takımsa size bir kota belirleniyor. Ara kota. İşte bu kotayı yani tutamazsınız. Ne oluyor? İşte ceza idmanı vesaire. Zaten bunların hepsini ben orada biraz gülümsedim, kusura bakmayın, çünkü hakikaten bunlar Yok, ben de devamlı gülümsüyorum. Ben de sürekli. devamlı gülümsüyorum. Sen anlatırken o kadar uzak geliyor ki konular. Yani o yüzden ister istemez ben de gülüyorum. Sen de gülüyorsun. Gayet normal. Çünkü hani Sıkıntı değil yani. yaşadığımı şeyleri bir anda özetlediniz, yani özetini çıkardınız orada, o yüzden güldüm. Bunun dışında hani görev alma konusuna gelince zaten hepimiz demeyelim de, yani makamdakiler gereken yapıda olsalar şimdi Türk basketbolu çok farklı olurdu. Belki biz de işte basketbol ülkesi olmaya aday olabilirdik. Biz bunu sadece işte lafta söylüyoruz. Yani biz bir ekolüz. Hayır, biz bir ekol falan değiliz. Dürüstçe söylüyorum. Basketbol ülkesi kesinlikle hayır. Derseniz ki futbol ülkesi çok daha normal olur. Onun dışında altın jenerasyon. Şimdi ben bu lafa da takılıyorum, çünkü yani bir spor yazarının iyi bir basketbol sitesinden
spor yazarının çok güzel yazılarına denk geldim. Altın jenerasyon. Şöyle, altın jenerasyon işte bu hidayetler vesaire. Onların aldıkları başarılar hani sanki böyle çok fazlaymış ya da hani ne diyelim gerçekten o kadar çok kazanmışlar gelmişiz gibi gözüküyor. Ama aslında öyle değil yani. İstatistik koyduğunuzda ortaya hiç çıkmıyor. Ha, al yani evet elbet başarılarımız var. Normal yani onlar kaliteli oyuncular tabii ki de. Ama şöyle genele gerçekten bir tablo koyduğunuzda ortaya tabloda boşluklar var. Ve baktığınız zaman başarıları da Türkiye'de. Yani organizasyonların Türkiye'de olduğu durumlarda evet bir başarı yakalamışlar. Ama bunun dışında yurt dışına gittiklerinde atıyor mesela yurt dışı organizasyonlarında böyle bir başarı söz konusu değil. Ve bunun adı altın jenerasyon olduğunda biraz tuhaf oluyor. Çünkü işte ekolleri düşünelim. Litvanya, Sırbistan, hani İspanya. Onlara bu biz kendimize altın jenerasyon diyorsak onları nasıl adlandırmamız gerekiyor? Ultra Platinum Gold. Öyle bir şey oluyor. Şeyi söyleyeyim yani. Bizdeki şu ben çizerim diye de kağıt kalem aldım da çizmeyi seviyorum biraz. Ben şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Yani şu çizgiyi insan potansiyeli olarak düşünürsek, bunu A'dan Z'ye her şey olarak düşünürsek, bizim işimiz şu, vücudu yormak, belli bir süre dinlenmesine izin vermek, bu dinlendiği zaman biraz daha yukarıda topluyor ve bir şey yapmazsan bu normale dönüyor, eski haline dönüyor. Bizdeki en büyük sıkıntı bu grafiği organize edememek. Organize etmeye geçtim, bu grafikten haber bile olmamak. Yani bizde şu oluyor, çocuklar işte bir yüklenme yapıyor, ceza antrenmanı yapıyor. Çok yetenekli ise büyük takımla antrenman yapıyor. Bu grafik devamlı aşağıya doğru gidiyor. Bu aşağıya doğru gitme de aslında sakatlıklara neden oluyor. Sen de oynadın, ben de oynadım. Ya da ben çalıştığım sektör içerisinde. A takımda çalıştığımda çocuklara yönelmemin tek nedeni artık geri dönüşümsüz olarak sakat olmalarıydı sporcuların. Yani sporcuların ayak bilekleri bitmiş, basketboldan bahsediyorum. Ayak bilekleri bitmiş, dizleri bitmiş, bellerinde ya fıtık var ya da ciddi problemler var, omuzları sakat. Şimdi bunlar dediğim gibi geri dönüşümsüz şeyler haline gelmiş artık, kronikleşmiş artık. Bir soru sorayım, cevabını çok net biliyorum ama en azından izleyenler açısından net olsun. Hiç sakatlandığında ya da ağrın olduğunda antrenmana girmek için zorlandın mı? Zorlandım. Yani işte herkes zorlanıyor aslında. Yani Çapa Spor Hekimliği'ndeyken ben sakatlanan sporcuların tedavisi bittikten sonra gidip tekrar geri gelme oranları zamanından erken antrenmana girmeleri. O konuyu özet olarak şunu anladım, şöyle söyleyeyim ben. Şimdi bir sistem var. O sistem sağlıklıyken seni sakat hale getiriyor. Yani bir şekilde sakatlanıyorsun. Yani ayağını burkuyorsun, dizin ağrıyor, belinde sıkıntı oluyor. Bir şekilde illa bir yeri kopması anlamında söylemiyorum. Çapraz bağ kopması anlamında ya da bir yerini yırtması anlamında söylemiyorum. Basit ayak bileği burkulması anlamında bile söylüyorum. Sistem bunu yapıyor. Yani sistem içerisinde oluyor bu. Sonraki süreçte sakatlanmış oyuncuyu İyileşmeden tekrar sistemin içine katmaya çalışma var çok fazla. Şimdi zaten ki sağlamken bu oyuncuyu bu hale getirdi. Sen bir daha bunun içine atarsan bunu hiçbir değişiklik yapmadan yani oyuncuyu yetiştiremezsin. Ha, altın jenerasyon var mı bizde? Evet kazanılmış başarılar anlamında var. Ama 60 yılda da olsun yani bir kere. Yani başarı eğer bir şey bir kere yapıp arkasından ona tekrar yaklaşamamaksa yani o başarı değil bence. Ya da altın jenerasyon mu? Evet yani o kadar da denk düşmüş olsun yani. Bir de o durum nasıl yaşandı onu da ben bilmiyorum. İşte çocukların altyapısı nasıl geçti? Hangi koşullarda o seviyeye gelebildiler? Nasıl bir organizasyon oldu? Mesela Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanmasıyla ilgili süreci biliyorum. Orada standart dışında bir şeyler yapıldığı için o başarı geldi.
Ama hemen ertesi sene, o sene bittiği anda o sistem dağıtıldı. Dağıtıldığı için de sonraki süreçte hiçbir şey olmadı. Ama o altın jenerasyonla ilgili dediğim gibi bilmediğimden dolayı bir yorum yapamıyorum ama yani o bir başarı mı diye soracak olursam tırnak içinde başarı. Ama aynı zamanda başarı da değil yani. Bir sonraki sene, ondan sonraki sene, sonraki sene. Şimdi biz Euroleague'de kupa kazandık. Obradovic'le beraber. Bu Türk basketbolunun başarısı mı? Bir Türk kulübünün başarıyı satın alabilme başarısı mı? Yoksa Obradovic'le yabancı oyuncuların başarısı mı? Yani sabaha kadar tartışılması gereken bir konu. Türk adına sahada hiçbir şey olmadan yani ben Türkiye adına konuşuyorum yani başka bir ülkeye de kurum adına konuşmuyorum. O bakımdan başarı değil. O yüzden de bizde zor yani. Bizde olma imkanı yok. Bizim ekol olma ihtimalimiz yok. Çünkü dediğim gibi ben yüzlerce görüşme yaptım yüz yüze. Yani işi olan insanların benim anlattığım şeylerden haberi olması gereken insanların o konulardan haberi bile yok. İlk şey örneğini verdiğim gibi. Yani bizde test etmek yetenek seçimi gibi algılanıyor. Ona da hep aynı örneği veriyorum ben. Her branşla ilgili 3 tane sporcu söyleyeyim. Şimdi uzatmayayım. Hemen hızlıca geçeyim. 3 tane sporcu söyleyeyim. 3 tane branş söyleyeceğim. Aklına gelen ilk sporcuyu söyle diye. İşte bir basketbol diyorum. Michael Jordan mutlaka geçiyor. Ama bu lise sona kadar yani basketçi olmaz senden denmiş biri Michael Jordan. Sonra futbol diyorum. Messi mutlaka geçiyor. Messi de sen çelimsizsin futbol oynayamazsın denmiş biri. 100 metre diyorum. Direkt zaten Hüseyin Bolt geliyor. Hüseyin Bolt'a da A takımına kadar sen çok uzun boylusun. Bu branş için uygun değilsin. 100 metre koşacak kadar süratli değilsin. 400 metreye yönel denilmiş biri. Şimdi böyle bir dünyada bir de bunlar 18-19 yaşına kadar bunlarla muhatap olmuş. Yani bu diyalogla muhatap olmuş insanlar. Ama kendi branşlarında gelmiş geçmiş en yüksek seviyelere çıkmış sporcular. Bizde test etmek yani işin özü yetenek seçimi zannediliyor ya da gereksiz görülüyor. Yani aslında bu test etmek test etmek diye söylüyorum devamlı da aslında test etmek değil bilimsel çalışmaktan bahsediyorum. Yani bilimsel çalışabilmek için bir veri toplaman lazım. O veriyi yorumlaman lazım. O yoruma sonucunda bir sonuç çıkarman lazım diye test etmek diyorum. Bizde test konusu çok gereksiz görülüyor. Ya da şöyle bir durum var. Test yapılıp onunla ilgili haklı olan yönler de var aslında. Test yapan kurumlar var. Test yapmışlar. Ama sonucunda hiçbir şey yapmamışlar. Yani yetenek seçimi gibi yapmışlar gene. Ya da bir sonuç vermemişler. Ya sen veriyi aldıktan sonra o veriyi işleyip kullanmadıktan sonra bir anlamı yok ki onun. Yani Kesinlikle. şöyle düşün. Bizim başımıza gelen bir örnek üzerinden anlatayım gene. Bir gruba test yaptık. Bazıları yaptırmak istedi, bazıları yaptırmak istemedi. Biz test yaptık, sonuçları verdik. O sonuçlar da kullanılmadı. Aynı şekilde antrenör kendi bildiğine göre çalışmalara devam ettirdi. Yani şimdi bu test yapmanın bir anlamı yok ki orada yani. Daha çok Zaten yani hani ya da dediğiniz eleme oluyor. ya ben bir başka bir örnek daha vereyim. Sonraki soruya geçelim. Bu konu bence yani ben de konuşunca akşam 12'ye kadar bitmeyebilir bu konu. Bir tane takıma çok büyük bir takımın spor okullarından bir tanesine test yaptık. Her çocuğun durumunu değerlendirdik ve her çocuğun özel durumuna göre egzersiz programı çıkardık. Verdik bu kuruma. 1,5-2 ay sonra kurumdan yönetici aradı. Ya hocam işte şikayetler arttı, çocukların sıkıntıları arttı diye. Ben dedim ki ya bir yanlışlık vardır, olamaz. Yani ben bir geleyim ondan sonra yani orada konuşalım diye. Gittim kulübe. Sonuçta şunu öğrendim. En fazla sıkıntısı olan çocuğun programını herkese yaptırmışlar. Bu çocuğun sıkıntısı çok fazla. Onun programı en iyisidir. Yani sakatlayıcı önleyici program budur diye herkese uygulamışlar. Yani şimdi biz mesela antrenman programı verirken şuna göre veriyoruz. Mesela anatomik yapıya göre veriyoruz. Omurga biraz içeride olması gerekiyor bel çukuru.
Şimdi bu birinde artmış da olabiliyor, azalmış da olabiliyor. Yani şimdi azalmışa verdiğimiz programı artmışa da yaparsa bu bir problem yani. Bu sadece bir örnek verdim ama biz ayak bileği diz, kalça, omurga, omuz hem yapısal olarak hem de hareket kapasitesi olarak değerlendirerek her çocuğa spesifik olarak antrenman programı çıkardık. Ve herkesin ihtiyacı da farklı. Şimdi bunu yapan da yani çok üst seviyelerde bir kulübün spor okulu. Yani demek istediğim mi açıkça söylemeyeyim. Burada noktayı koyayım. Şöyle bir yorum gelmiş Arda Erçin hocamızdan. Bu eğitim sistemiyle ve tek amacı para kazanmak olan Erciş Bücüş Spor Okulu rezaleti oldukça daha altyapıdan oyuncu bekleyemeyeceğiz. Beklemeyeceğiz daha doğrusu. Yani evet yani beklemenin de bir anlamı yok ki. Yani bekleyip beklememeye karar vermek için ekstrem bir şey olmasına da gerek yok yani. Dün bugünün yarını, bugün de işte yarının dünü gibi yani böyle akan bir süreç içerisindeyiz. Yani hiçbir değişen bir şey oldu mu ki? Benim bildiğim kadarıyla olmadı yani değişen. Bir değişen bir şey olmadığı için o yüzden de farklı bir şey beklemek diye gerek yok. Şimdiye kadar nasıl çıkmadıysa yani bundan sonra da çıkmayacak yani. Çünkü değişen bir şey olmadı yani. Ha, bu arada bunu herkes de şey olarak yapmıyor. Yani art niyetle sadece para için yapmıyor. Yani bunu bilgisizlikten yapan çok yüksek miktarda insan var. Yani bunu neye dayanarak söylüyorum? Tanıdığım birçok insan var antrenör. Kendi çocuklarına da antrenörlük yapıyorlar. Ve kendi çocuklarına da aynı şeyi yapıyorlar. Yani net olarak görseler ve konuyu bilseler bunu yapmazlar yani. Bunda neden kaynaklanıyor? Bizde antrenörlük genellikle şöyle oluyor. Basketbol oynamış, bırakmış, 15 gün kursa gitmiş. 15 gün kursta 1 saat anatomi görmüş, 1 saat fizyoloji görmüş, 1 saat biyomekanik görmüş, 1 saat beslenme görmüş. Yani her şeyi böyle yoğurdun kaymağı gibi görmüş. Kendi yetiştiği kültür içinden öğrendiklerini uygulamaya devam eden insanlar çoğunlukla. Ha, bu arada şöyle bir durum var. O olmasa ne olur? Yani akademiye gitmiş, okumuş insanlar yok mu? Var. Yani piyasa içerisinde var. Ama onlarda da bir şey olmuyor. Çünkü dediğim gibi yani çocuk bambaşka bir şey. Yani yetişkinden çok farklı bir şey. Yani spor eğitimi aslında şu, olgunlaşmış yapıyı eğitmek ve mükemmelleşmesine olanak sağlamak. Yani bu ne? İşte çocuk için dönemleri var işte. 6-9 yaş bir dönem, 9-12 yaş bir dönem, 12-15 yaş bir dönem. Bu dönemlerin hem biyomekanik olarak hem fizyolojik olarak hem psikolojik olarak değişimleri var. Bir çocuk mesela soyut düşüncesi yok çocuğun. Yani soyut düşüncesi olmayan çocuğa istediğin kadar basketbol felsefesinden bahset. O bir kulağından girmiyor. Ötekinden çıkmıyor bile. Yani bahsedilenden anlamıyor bile yani. Ona çocuğa saatlerce böyle basketbolu işte kazanma hırsından bahsetmenin bir anlamı yok. Çocuklar kopyalıyorlar yani gördüklerini yapıyorlar. Yani görülen örnekler de ya işte kendi kültüründen yetişmiş eksik insanlar. Zaten bu konunun eğitimini yok yani ülkemizde öyle bir eğitim yok. 6-9 yaş çocuk için eğitim, spor eğitimi diye. Ben şöyle söyleyeyim, 22 yıldır aralıksız bu konularla ilgili uğraşıyorum. Özellikle son 12-13 yıldır ekstrem seviyede uğraşıyorum. Yani 9-12 yaş çocuğun eğitimiyle ilgili hiçbir şey ne gördüm ne duydum eğitimlerde. Yani o çocuğun anatomik yapısı nedir? O anatomik yapı nasıl şekillenir? Ona nasıl çalışmalar yaparsan sakıncası olur. Ne tarz çalışmalar gelişimini destekler tarzında hiçbir şey görmedim ben ya. Yani. Bu olmadığı zaman ki ağaç yaşken eğilir diye bir söz var. Bu spor eğitimi açısından da çok doğru. Bizdeki yani 20 yaşlarında sporcu olamayanların sıkıntılarını biz daha 9-12 yaşlarında halletmiş oluyoruz. Yani 9 yaşlarında, 12 yaşlarında iş işte geçmiş oluyor yani. Zaten orada sporcu olamayacağı belli oluyor. Ben en son çalıştığım kulüpte 2 ay sonra gönderdiler beni.
Şundan dolayı gönderdiler. Rapor hazırladım. Genç takımının hiçbirinden oyuncu olmalarını beklemeyin dedim. İşte burada seninle beraber oturduk. Aynen. Gerçekleri kabul etmek bizim için hakikaten zor. Yani mesela örnek vereceğim. Ben işte şu anda 26 yaşındayım. Spora 5 yaşında başladım. Ama ben spora işte jimnastik gibi bir... Çok kötü bir ben benim babam hem basketbolcu hem tenis yöneticisiydi. Yani son şeyinde de tenis oynadığı için beni de tenise yönlendirmişti. Ama sadece hani böyle hobi olarak değil, daha çok performans takımındaydım. Hani 5 yaşım olmama rağmen, 5 yaşında olmama rağmen A takımı hazırlıyorlardı idman olarak. İşte böyle yabancı antrenörlerle falan çalışıyordum. Türk antrenörlerle, Enka'dan gelmiş olanlarla falan çalışıyordum. Pamuk Spor Tenis Kulübü'nde. Bu şekilde voleybola devam ettim ondan sonrasında. Voleybolda hani zaten takım bulamadığım için, gerçi yaşadığım takım yoktu. Fenerbahçe'ye mesela gitmiştim. Orası öyle kapandı. Sonrasında basketbola devam ettim. Ve şu anda işte benim birçok ağrım var, sıkıntım var. Atıyorum yani ben de işte hep sistemimde yok yani işte skolyoz. Gerçi biraz derece küçük ve genetik olduğu söyleniyor. Ağrıda kif var, yani kamburluk var. Onu da şeyi de konuşmuştuk. Lordoz var. Biraz daha şey, şu kavis biraz daha fazla. Onun dışında bel ağrıları, sırt ağrıları, boynum zaten düzleşme var. Dolayısıyla sinirlerim sıkışıyor ve ara gözlerime vuruyor. Yani o kadar çok şey var ki, acaba ben 5 yaşında erkenden bu kadar ağır tempoya başlayarak iyi mi ettim, kötü mü ettim? Biz ölçüm yaptık seninle beraber. Buradan da, yani buradan dediğim, yani gene online olarak onun değerlendirmesini yapıp gene paylaşmak istiyorum ben. Umarım da kısa zamanda da yapacağız, ama şunu söyleyeyim. İki tane kürek kemiğin arasındaki farkı gösterdim. Yani arada iki parmağa yakın fark vardı. O şundan kaynaklanıyor. Şimdi spor yapan çocuk ya da böyle aktif olan çocuk olmayan çocuğa göre daha iyi gelişiyor, değil mi? Evet. Yani daha kuvvetli oluyor, daha iyi oluyor, daha formlu oluyor. Onun nedeni fiziksel etkiler, yani dış etkiler. Hareketsiz kalmak ne kadar sıkıntıysa, çok hareketli olmak da o kadar sıkıntılı. Ama arada bir dengede hareket gerekiyor. Çünkü hareket bizim doğamızda var. Şimdi hareket eden kişi daha fazla gelişiyor. Şimdi bunu sokaktaki hareketten bir spor branşına alalım. Şimdi tenis oynarken özellikle sağlaksan sağ elini kullanıyorsun. Yani işte dediğim, bu elinle 500 vuruşu yapıyorsan diğer elinle belki 0 yapıyorsun, belki 10 yapıyorsun. Yani antrenmanda yaptırıyorlar mıydı bilmiyorum, ama tek bir tarafı kullanıyorsun. Şimdi Evet. fiziksel etkinin büyümeye, gelişmeye etkisini düşünürsen, şimdi sen bir tarafını kullanıyorsun diye aslında iki tarafın da gelişmiyor. Kullandığın taraf gelişiyor. O geliştiği için de senin bir kürek kemiğin, yani sağ taraftaki kürek kemiğin sol taraftakine göre çok daha büyük. O da devamlı kullanmaktan kaynaklanıyor o tarafı. Şimdi normal bir insanda da oluyor bu fark. Ama günlük hayat içerisinde maksimum seviyede ya da çok yüksek seviyelerde efor sarf etmek gerekmediği için, yani düşük düzeyde hareketler yapıldığı için çok fazla olmuyor gelişim farkı. Ama bu spor olduğu zaman, mesela basketbolla ilgili konuşalım. Şut atmayı düşün. Bir insan ters eliyle niye şut atar? Ya biriyle inatlaşmışsa atar. Yani bir antrenman içerisinde ya da maç içerisinde normal 100 tane sol sağ eliyle atıyorsa, sağlaksa, yani 10 tane belki sol eliyle atar. Atmıyor bile, ama hadi biz iyi niyetle diyelim ki 20 tane atıyor. 80 tane sağ eliyle, 20 tane sol eliyle atıyor diye. Turnike olarak düşün. Orada biraz daha sağ turnike, sol turnike iki taraflı çalıştırıyorlar. Ama gene bir taraftaki kol çok fazla kullanılıyor. Şimdi iki branş için senin açından bu gelişimini bozmuş. Anatomik yapını bozmuş. Ki zaten bunu ölçümlerde de şey yaptık, yani ben sana anlatarak da neyin neden olduğunu söyleyerek de göstererek de anlattım. Şimdi ayak bileğinden başlarsak çocukluk yaşında
iskelet sistemi kıkırdakların kemikleşmesiyle olgunlaşıyor. Şimdi kıkırdak çocukken büyüme ve olgunlaşma, yani gözle gördüğümüz boy uzaması iskelet sisteminde oluyor aslında. Kıkırdakların büyümesiyle oluyor. Onlara çok fazla yüklenmek hem yüklenmeyen tarafa göre daha farklı gelişmesine hem de yapısal bozulmalara neden oluyor. Şimdi öncesinde bunu özet olarak söyleyeyim dedim. Hızlıca geçelim. Ben ölçmeden önce de söylemiştim. Bir ayak tabanındaki yapın diğerine göre daha bozuk diye. O da şu sol ayağındakiydi. O da neden kaynaklanıyor? Basketbolda turnike sıçramasından kaynaklanıyor. Bir bacak boyun diğerine göre daha uzun diye söylemiştim. O da neden kaynaklanıyor? Gene turnike sıçramasından kaynaklanıyor. Bir bacağınla çok fazla sıçrıyorsun. Diğer bacağınla o kadar çok sıçramıyorsun. Bu fiziksel etkiler, mekanik etkiler kemik gelişimini bozuyor. Az önce tenis örneğinde bahsettiğim gibi, yani devamlı tek tarafı kullanmak vücudun yarısını bozuyor. Şimdi bir bacak boyu büyüdüğü zaman, şu kalça kemiklerin olarak düşün bunu. Bir taraftaki büyüdüğü zaman bu kalçayı bozuyor. Kalçayı bozması da şu anlama geliyor aslında. Tam ortasında bunun omurga var. Omurgayı da eğmesi anlamına geliyor. Omurgayı da eğdiği zaman işte o bel ağrıları, sıkıntılar ya da spora devam edenler için bel fıtıklıkları, sakatlıklar ortaya çıkıyor. E şimdi senin açından gene söylüyorum. Basketbol branşını düşün. Oyun içerisinde hiç çekişle ilgili bir şey yok. Devamlı bir topu fırlatma ya da birilerini ittirme mücadele var. O da neye sebep oluyor? Gövdenin ön tarafındaki kasların çok fazla kuvvetlenmesine neden oluyor. Şimdi vücutta sağlıklı olması için vücudun ya da ağrısız, sıkıntısız olması için hem kas kuvvet dengesi olması gerekiyor hem de simetrik bir denge olması gerekiyor. Şimdi sen hem top fırlatıyorsun, devamlı itiş hareketleri yapıyorsun, şut atıyorsun, gene itiş hareketi yapıyorsun, top sektiriyorsun, itiş hareketi yapıyorsun. Ön tarafındaki kaslar kuvvetleniyor. Arkadakiler ekstra çalışma yapmadığın, ona göre spesifik çalışma yapmadığın sürece o kadar gelişmiyor. Bu sefer ne oluyor? İskelet sistemini gövden öne doğru bükmeye başlıyor. İşte öne doğru düşüyor. O da neye sebep oluyor? Az önce söylediğin gibi kifoza neden oluyor. Boyunda fıtığa neden oluyor. Kas kuvvet dengesizliğinden dolayı devamlı ağrılara neden oluyor. Aslında konunun ana başlığına çok yaklaşmış olduk. Kondisyonerlik bunları dengelemek. Yani sadece maksimalde yüklenip ya da optimumda koşturup sürat kuvvet kazandırmak değil. Bir branş içerisinde bunları da dengelemek. Bir branşta özellikle çalışma neler yapılıyor? Vücudun dengesini sağlayabilmek için neler yapmak gerekiyor planlamak da kondisyonerliğin bir parçası. Ama gene ülkemizle ilgili bir örnek vereyim. Mesela şut atışında triceps kası çok önemli. Triceps çok çalışmak gerekiyor gibi bir yaklaşım var. Ama aslında tam tersi, vücudun dengesini korumak, sakatlanmayı engellemek için triceps zaten branş içinde çalışıyor. Biceps çalışmıyor o kadar. O yüzden biceps de çalışmak gerekiyor ki dengeyi koruyabilesin, ki vücut sağlıklı olabilsin. NBA oyuncularına bak. Hepsi android gibiler. Yani adamların işte hiç böyle tricepsi çok iyi ama bicepsi sönük bir sporcu yok. Zaten olamazdı deyip bu konuyu noktalayayım. Yani sendeki sıkıntıları dediğim gibi inceleyeceğiz onları da tek tek. Ama sana ölçerken de anlatmıştım. Sıkıntıların sebebi anatomik yapıyı bozmuş olması çalışmaların. Çünkü devamlı sağ kolunu kullanacak yoğun antrenmanlar yapmışsın. O da sağ tarafının çok gelişmesine neden olmuş üst tarafta. Aşağıda da sol tarafın gelişmesine neden olmuş. Bu yapısal bozukluklar da az önce söyledim ya her şey birbiriyle etkili diye. Anatomik bozukluk biyomekanik kapasiteni engelliyor. Biyomekanik demek de hareket demek aslında. Hareketlerini kısıtlıyor. Kısıtlanan hareketlerin de fizyolojik kapasitenin çalışmasına engel oluyor. Squat'a oturamıyor mesela birçok basketbolcu. Yani hareket ağırlıkla squat yapmak anlamında söylemiyorum. Normal hiç ağırlıksız squat testi yaptık ya, squat'a oturma testi yaptık senin için de. Basketboldaki sporcuların birçoğu oturamıyor squat'a.
Nedenini anlatayım. Yani biraz uzun sürebilir mi? Şöyle diyeceğim, 2 dakika kaldı da yayının kapanmasına, burada 1 saatlik bir şey var. Diğer sorularımızı isterseniz bir yayın daha açalım, orada cevaplamaya devam edelim. Hemen şimdi mi, sonra mı? Şimdi çünkü kapanmasına 2 dakika kaldı. Tamam, tabii. Hemen. Seyircilerimize söyleyeyim, tekrar döneceğiz diğer sorular için.